Joseph Beuys, sanat tarihinin en önemli isimlerinden biridir. O, yaşamı boyunca humanizmi, sosyal felsefeyi sanatı ile sorgulayarak, kavramsal sanatı ve Flusskus akımını oldukça etkilemiş bir kişidir. Onun ilginç ve tehlikeli performansından bahsetmeden önce şunu dile getirmeliyiz ki, kapitalizmin doğayı ve insanlığı çıkmaz bir sokağa sürüklediğini söylüyor ve kapitalizmin insanı özgür kıldığı düşüncesinin kocaman bir kandırmacı olduğunu düşünüyordu. O, asi bir sanatçıydı ve yaşamı boyunca en önemli performanslarından biri de en az onun kadar asi olacaktı. Raymond Bloch, New York'ta 1974 yılında yeni bir sanat galerisi açmıştı. Joseph Beuys'tan galeride sergilemek üzere bir performans yapmasını istiyordu. Ancak Joseph kararsızdı. Amerika'nın vahşi kapitalizmini göz önünde bulundurmak zorundaydı. Üstelik dönemin Amerika başkanı ile sıkıntı yaşamış ve bir daha Amerika'ya ayak basmama kararı almıştı. Sonra aklına ilginç bir fikir geldi. Yapacağı performans hem Amerika kapitalizmini hem de orada yaşayan eski yerlilerin dramına dikkat çekecekti. Yapacağı performans sanat dünyasını titretecek ve inanılmaz bir performansa dönüşecekti. Performansında Beuys, ormanda yakalanmış vahşi kurt ile tam bir hafta aynı kafeste kalmasından oluşuyordu. Oldukça tehlikeli bir hayvan ile aynı mekanda bulunacak ve bunu sanatsal bir protestoya dönüştürecekti. Fakat bazı şartları vardı. Amerika hakkında bir şey görmeyecek, kimseyle yakın temasa geçmeyecek ve ülke topraklarına kesinlikle ayak basmayacaktı. Bloch teklifi kabul etti. Berlin'den kalkan uçağı Amerika'ya indiği anda gözlerini kapadı. Kontrolden geçtikten sonra havaalanındayken kalın bir keçiye sarıldı. Bu haliyle bir sedyeye yatırıldı ve sergi salonuna kadar bu şekilde taşındı. Sergi salonuna büyük bir kafes inşa edildi. Zeminden yarım karış yukarıda yapılan kafes sayesinde Beuys Amerika'ya ayak basamayacaktı. Seyirciler ile kafes arasında demir parmaklıkta ve tel örgü vardı. Kafesin içerisinde vahşi bir kurt, biraz saman, sürekli stat ve tribünlerin sesini çalan bir cihaz ve Wall Street gazetesi bulunuyordu. Joseph Beuys keçeyle sarılı bir şekilde kafesin içinden geçti ve beklemeye başladı. Hareket etmeden kurdun kendisine ve bu yabancı kokuya alışmasını bekledi bir süre. Bu sırada kurt ise garip nesnenin etrafına dolanmaya ve sürekli koklamaya başladı. Kurdun kendisine alıştığını kanaat getirdikten sonra yavaş yavaş kıpırdamaya başlayarak kurdun ilgisini tekrar üzerine çekti. Burada Beuys hareketlerini bedenin dört duruşuna göre tek tek izleyicilere göstererek yapmak istiyordu. Yatay, çömelme, ayakta durma ve özgürleşme hareketleri adını vermişti bunlara. Kafesteki arkadaşına karşı dikkatli ve oldukça yavaş hareket ederek ayağa kalktı. Joseph Beuys tam ayağa kalkarken kurt harekete geçti ve Beuys'u keçenin sarkan kısımlarından ısırmaya ve parçalamaya başladı. Joseph Beuys'un bu sırada yanında getirdiği çeşitli simgesel değerleri bulunan eşyalar da ortaya çıkmıştı. Mesela metalden yapılmış bir üçgen bilinci, stat ve tribün sesi yayan cihaz teknolojiyi, el feneri, depolanmış enerjiyi, Wall Street gazetesi de Amerikan ekonomisinin acımasızlığını temsil etmekteydi. Kurt ise Orta Asya'dan gelen bir cinsi temsil etmekteydi. Joseph Beuys, görüldüğü üzere hiçbir ayrıntıyı es geçmemiş ve çok başarılı bir simgesel atmosfer yaratmıştı. Tam ayağa kalkarken kurdun harekete geçmesi, Amerika sizin özgürlüğünüze yaklaşmasına izin vermez anlamına geliyordu. Joseph Beuys, o kafeste kurt ile tam 5 gün beraber yaşamıştı. Bu süre içerisinde kurt, Beuys'a bir daha hiç saldırmamıştı. Beraber yemek yemişler ve Beuys kahvesini içip gazetesini okumaya devam etmişti. Beuys'a göre o kurt Amerika'dır ve görüldüğü üzere kurt kendisini sevmeye bile başlamıştır. Kendisi sürekli ilgiyle takip etmesine rağmen kurdun hiç sanatçımıza saldırmamış olması, aynı zamanda yabani bir kurt ile yaşamanın mümkün olduğunu ispatlayan bir deney niteliği taşımaktadır. Joseph Beuys tam 5 gün bir arada yaşadığı kurttan sonra tekrardan keçiye sarılmış halde sedye konularak havalimanına götürülmüş ve ülkesine dönmüştür. Kurtla geçirdiği zaman içerisinde her bir anı videoya ve fotoğraflarla kayıt altına almıştır. Bu sanat olayı oldukça ses getirmiş ve vahşi Amerikan emperyalizmine inanılmaz taşlamalarda bulunmuştur. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.